Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için yıllardır yapmış olduğum ve daha önce tarifini paylaştığım sünger pandispanya tarifini güncellemek istedim. Emin olun şimdiye kadar denediğim hiçbir pandispanya bu kadar lezzetli ve yumuşak olmadı. Yıllardır edindiğim tecrübeler sonucunda ortaya böyle güzel ve muhteşem bir pandispanya çıktı. Bu konuda oldukça iddialıyım. Zaten bir defa yaptığınızda hayran kalacaksınız. Şimdi gelin yapımına geçelim. Öncelikle 4 adet yumurtanın sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Yumurtalarınız mutlaka oda sıcaklığında olsun. En az 1 saat önce buzdolabından çıkartmış olun. 4 adet yumurtanın akına 1 fiske tuzu ilave edip köpük köpük kar gibi olana kadar çırpıyoruz. Böyle bir mutfak şefiniz varsa 2-3 dakikada işleminiz tamamlanmış olur. Ama eğer normal mikser kullanacaksanız yüksek devirde ortalama 5 veya 7 dakika sürebilir. Bakın, kıvamı aynı kar gibi, hafif yumuşak olmasın kesinlikle, tam da bu kıvamı elde edin. Daha sonra diğer işlemlere geçiyoruz. 4 adet yumurtanın sarısını 1 su bardağı toz şekerle krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şeker krema kıvamını alınca yarım çay bardağı sıcak suyu azar azar ilave edip çırpma işlemine devam ediyoruz. 1 su bardağı artı 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde un. 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin de eleyerek ilave ediyoruz. Unumu eledikten sonra, kullanmak zorunda değilsiniz ama 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ve 1 adet limonun kabuğunun rendesi. Eğer bunu kullanırsanız hem lezzeti hem de kokusu daha güzel olacaktır. Tekrar çırpma işlemine devam ediyoruz. İyice çırpmış olduğumuz kek harcına yumurtanın akını ilave ediyoruz. Ve yumurtanın akını çok söndürmeden güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Sadece tek bir tarafa doğru çevirmeniz yeterli. Kıvamı bu şekilde, böyle çok akışkan değil, köpük köpük bir kıvamı oluyor. 22 santimlik kek kalıbının hem tabanına hem de kenar kısmına gelecek şekilde fırın kağıdını yerleştirin. Kenar kısımları tereyağı ile yağlayıp daha sonra fırın kağıdına yapıştırın. Eğer daha büyük bir kek kalıbı kullanacaksanız kenarına fırın kağıdı yerleştirmenize gerek yok. Kek harcını kelepçeli kalıba veya normal tepsiye boşaltırken mutlaka kenardan boşaltın. Kek zaten ortada toplanacaktır. Bu sayede kekinizin daha düzgün bir görüntü oluşmasını sağlarsınız. Benim kullandığım kalıp küçük olduğu için mutlaka ortası bombeli gibi görünecek. Ama normal, daha geniş veya dikdörtgen bir kalıp kullandığınızda hepsi eşit ve düz şekilde kabaracaktır. Kekimizin daha nemli olması için bir kaseye su doldurdum. Fırına yerleştirdim. Pandispanyamı önceden ısıtılmış 180 derece fırında 600 ayarda pişirmeye bırakıyorum. 45 dakika gibi bir sürede pandispanyam pişti. Kürdan testi yapıyorum ve çok güzel pişmiş. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki her fırına ve her kalıba göre pişme süresi değişir. Eğer daha geniş bir kalıp kullanmış olsaydım 30 dakika bile pişmesi için yeterli olacaktır. Pandispanyamı soğuması için ters çeviriyorum ve 1 saat sonra tekrar düzeltiyorum. Ters çevirmemin sebebi pandispanyamın çökmesini engellemek. Daha sonra kenarındaki fırın kağıdını dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Zaten fırın kağıdı olduğu için kesinlikle yapışmıyor ve çok kolay bir şekilde çıkıyor. Eğer fırın kağıdı kullanmayacaksanız bir bıçakla sıyırmanız gerekiyor. Yumuşaklığını ve kıvamını sizlere göstermek için sürekli dokunuyorum. Çünkü o kadar yumuşak ki gerçekten dokunmamak için kendimi zor tutuyorum. Hemen tabanındaki fırın kağıdını da çekerek çıkartıyorum. 22 santimlik kek kalıbı kullanırsanız pandispanyanız ortalama 6-6,5 santim kalınlığında oluyor. Eğer 17 santimlik bir kalıp kullanırsanız neredeyse pandispanyanız 10 santime yakın olacaktır. Tabii ki daha geniş bir kalıp kullanırsanız daha ince olacaktır. Zavallı pandispanyam elimden bayağı çekti. Size dokusunu gösterebilmek için sürekli bastırıp durdum. Ama tekrar hemen kendini toparladı. İşte pandispanya budur. Tarifimizi bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma kalp bırakın. Ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlarım. Ve sünger pandispanyam bütün güzelliğiyle hazır. Ama eğer yapacaksanız mutlaka bir gece öncesinden yapın veya günler öncesinden yapın. Bu şekilde streçleyin.
Bir poşete de koyun, derin dondurucuda saklayın, istediğiniz zaman çıkarın ve pastanızı yapın. Bu panispanyadan çikolatalı çok güzel bir pasta yaptım ve 4 eşit parçaya kestim. İnşallah tarifi bir sonraki videoda gelecek. Şimdiye kadar yüz binlerce kişinin denediği ve çok memnun kaldığı panispanya tarifini sizin de yapmanızı tavsiye ederim. İnşallah yaptıktan sonra o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz bu videodan hemen sonra abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.